Evet arkadaşlar. Şimdi bir offsetli krampiyelde konum analizi yapacağız çizim yöntemiyle. Bu krampiyelimizin önce parametrelerini vermeden önce yatay doğru çizeyim. Evet. Krankımız milimetre olsun. Ve duruş açısı da 45 derece olsun. Krank bu konumda. Evet. Şimdi offset 25 milimetre olsun. O zaman şunun ucundan 25 milimetre bir doğru çiziyoruz. Yine bir yatay doğru çizerek pistonun çalışacağı noktayı çizelim. Yüz diyelim. Evet. Piston burada çalışacak. Şunu şuradan alıyorum. Bir yerimiz 105 milimetre olsun. Buradan bir daire çiziyoruz. 105 milimetre. Evet. Bakın burayı kesti. Bu konumda pistonumuz buradadır. Evet. Peki pistonun en sağ noktası nerededir? Bunun boyu kaç çizmiştik? 45 milimetre. 105 milimetre toplamı ne yapıyor? 150 milimetre. O zaman şuna bir doğru daha çizelim. Yüz milimetre olsun. Evet. O zaman en sağ noktaya geldiğinde krank mobil bir doğru olacaktır. Toplamı da 150 milimetre. O zaman o iki merkezinden 150 milimetre bir yay çiziyoruz. O zaman piston burada oluyor.
Dikdörtgen çizecektim ama şimdi onu bulamadım. Evet, en sağ konumda burada. En sol konumda nerede olur? İkisinin farkı. 105'ten 45 çıkarırsak 60 milimetre. O zaman yine O2 merkezinden 60 milimetre bir yay çiziyorum. Yatay doğruyu kestiği nokta burası. O zaman en sol kolumda burada olacak. Ve şu devamı da tabii siz bunu cetvelle uzatacaksınız. Veya ben eksent yapayım. Uzun sarı oluyor ama evet. Şurası yok. Dolayısıyla bizim şuraya bir daire çizelim. En sol konumda burada, en sağ konumda burada. Evet. O zaman pistonun kursu ne oluyor? Pistonun kursu bu iki aradaki mesafe. Şuradan şuraya kadarki mesafe. Kaçmış? 93,3584 milimetre oluyor. Evet. Krank dönüş açısı alfa 2. Şuradan şuraya geliş açısı 165 derece. Şu delta 15 derece. Dolayısıyla şu açı 180 artı 15. Bir daha çizmeye çalışalım. Evet, şurası 180. Onu vermiyor. 180 artı 15, 195. 180 eksi 15, 165 yapıyor. Alfa 1, 195. Alfa 2, 165 oluyor. Alfa 2 soldan sağa giderken, alfa 1 sağdan sola giderken krankın taradığı açı oluyor. Evet. Çizim yöntemiyle bu şekilde bulunuyor. Offset'li krank yer mekanizmasının konum analizi sınava yönelik. Şekli çizerek hesap yöntemiyle de yapabilirsiniz ama şekli çizmeniz gerekiyor. Arkadaşlar, hangisini tercih ederseniz oluyor. Şekli çizmeden zaten bir hesap yapamazsınız. Şurayı
L3 eksi L2. Şurayı L2 artı L3 olduğunu bileceksiniz. Sınavda bu tür bir soru gelebilir. Hepinize başarılar diliyorum.